bayrak olur, devlet olur, can olur. Sevmek nedir? Bunu bilen aşıklara bismillah. Bu oğullar Sümeyye Can analardan doğdular. Rabbi yesir dileklerle beşiklere bismillah. 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 Yar göğsünden ilk yudumlar hakkına, kanallıklı dudaklardan kaşıklara bismillah. Ad verirken ilk ezandan ilk duyduğum kelamda. Göz ve gönül aydınlatan ışıklara bismillah. 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 Hem doğurdum hem büyüttüm, ısmarladım denedim. Vatan için bütün yalan yaşıklara bismillah. Düşte gördüm kanlı başın peygamberin dizinde. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Rabbi yesir dileklerden beşiklere bismillah. Göz ve gönül aydınlatan ışıklara bismillah. Hmm. Hey, 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 hey,
FSM TV, FSM Haber, Radyo FSM'de canlı yayındayız. Hayırlı olsun inşallah. Sen ki çağları titretmiş bir alperen, sen Ertuğrul torunusun. Sen ki Tuna boylarında bir yiğit, şehitler serdarı. Sen ki kahramanlar alp ruhsun. Fakat ne yazık ki bugün sen değilsin. Dün ayak seslerinle titrettiğin Avrupa'da, bugün kendi çığlıklarında boğulmaktasın. Tarihin enkaz halinde, ecdadın inlemekte ve sen hala bugün neden susmaktasın? Bugün neden kısmaktasın? Neden? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi esir ve la tuassir, Rabbi temmin bil hayır. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, sen yarattın, sen gayr, sen yarattın, sen gayr, sen yarattın, sen gayr. 12 Aralık 2019 günlerden Perşembe saat 14.45 İstanbul Küçükçekmece 2 Teli FSM Medya Grup canlı yayın stüdyolarından hepinize hayırlı günler, hayırlı haftalar, hayırlı akşamlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Canlı yayınımız Anadolu Ruhu başladı efendim. Bendeniz FSM Medya Grup Genel Yayın Yönetmeni Hayrullah Çalışır. Güzel bir yayın olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Evet efendim, 5. haftasına girdiğimiz Anadolu Ruhu programımızın yayın koordinatörümüz ve değerli hocamız Necmi Karakuş. Efendim hoş geldiniz yeniden. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Allah Bey, siz nasılsınız? Allah razı olsun hocam. Evet. Hocamın çok güzel bir sözü var. Canlı yayında söylemek istiyorum. Daha ilk buraya geldiğim zaman kendimi gördüm burada diyor. Çok mutmain oldum ben de burada canlı yayında. Hocam adına Allah razı olsun. Demek ki bu dünyada bizler gibi düşünmeye çalışan, bizler gibi sırat-ı müstakim yoluna aşk olmuş, aşık olmuş, sırat-ı müstakim yolunda vatan, millet, bayrak, dava diyebilen insanlar da olduğunu, büyüklerimiz de olduğunu, akademisyenler de olduğunu burada görmüş oluyoruz. Ya Allah bir kere razı olsun, Sivas gecelerine, Sivas günlerine gitmeseydik, genel il başkanımızla orada o muhabbeti yapmasaydık, Kuruhisar çadırına girmeseydik, bugün hocamla burada mutmain olamayacaktık. Şükürler olsun Rabbimize ki bizleri oraya götüren Rabbimize binlerce şükürler olsun. Can hocamızla tanışmış olduk geçen haftada. Allah razı olsun, Büyük Millet Partisi teşkilatı olarak, yönetim olarak Bağcılar Alperen Ocakları'nda Alperenler Günü'nde hocamıza seminer verdiler. Kur'an-ı Kerim ve tefsirden sonra ilahiyatçı bir hocamız orada, genç Alperenimiz, sohbetini bitirdikten sonra hocamız Anadolu ruhunu, Alperenliği çok güzel bir şekilde sizlere, bizlere canlı yayında da açıklamaya çalıştı. Biraz önce yine canlı yayın öncesi, bizim sesimizi acaba büyüklerimiz duyar mı? Bizim sesimizi hak adına, haktan yana olanlar adına, sırat-ı müstakim yolunda yaşama adına, yaşatma adına duyanlar mı diye söylüyoruz. Temenni ediyoruz ama şuna da inanmışız elhamdülillah. Kara hirgin içinde, kara karıncanın rızkını veren Allah, Allah diyen bu insanları vatan diyen, namus diyen, şeref diyen, sırat-ı müstakim yolu diyen, birlik diyen, beraberlik diyen, Anadolu ruhu diyen, Anadolu güzelliği diyen, Türk dünyası diyen, Türk birliği diyen, Türk İslam birliği diyen nice insanların bu güzelliği göreceğine inanıyoruz. Ve bu ruhta, bu güzellikte yayınlarımız devam edecek.
bu Anadolu ruhu yayınlarının içerisinde tefsir mi ararsın, meal mi ararsın, hadis-i şerifler mi ararsın, tarih mi ararsın, edebiyat mı ararsın, şiir mi ararsın, şairleri mi ararsın, evliyaları mı ararsın, enbiyaları mı ararsın, peygamberleri mi ararsın? Hepsi inşallah mevcut. Yine yolda da aynı şeyi söyledim. Bir değerli arkadaşımızla konuştuk. Ha pardon, Mehmet Damar Kulakçı Nesli. Onunla konuştuk. Finans Türk Televizyonu'nun genel yayın yönetmeni, yönetim kurulu başkanıyla. Şunu konuştuk. Tüm Anadolu dünyayı içine almış. Anadolu'yu görüyorsan dünyayı görüyorsun diye telefon görüşmesi yaptık. Bu güzellikte, bu ruhta bir açılış yapayım dedim. Ve hiç vakit kaybetmeden mikrofonu Can Hocam, bugünkü programın ne yüzünü Anadolu ruhunda nereye işleyeceğimizi bizlere anlatacak mikrofonu değerli hocam Necmi Karakuş'a veriyorum. Buyur hocam, tekrardan hoş geldin. Allah razı olsun. Hakkını helal et, bir giriş yapayım dedim. Evet. Teşekkür ederim, çok da güzel oldu. Hayırlı olması temennisiyle ben de şöyle başlamak istiyorum. Son zamanlarda gündeme oturan bazı görüşmelerimiz oldu ki kısaca onlara değinerek ana konulara geçmek istiyorum. Evet hocam. Onlardan bir tanesi, yayın öncesi de bahsettiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'den yalana cevaz diye bir konu, bir ayet paylaşmıştım da ona açıklık getirdim. Evet, açıklık getir demiştik yani izleyicilerimizle. Evet, aynı konuyu. Evet. Burada kısaca işledikten sonra ana konuya geçmek istiyorum. Yani ana konuya demem, bugünkü konumuza geçmek istiyorum. Buradaki olay şudur, yalana cevaz verilmesine örnek olarak gösterilecek olay. Kureyş kafirleri Ammar ile babası Yasir ve annesi Sümeyye Hanım'ı yakalarlar. Bunlara imanlarını inkar etmesi için baskı kurarlar. Evet hocam. O öyle bir baskıdır ki onca baskıya rağmen ne Ammar, ne annesi Sümeyye Hanım, ne de babası Yasir imanlarını inkar etmezler. Bu durum karşısında annesine Sümeyye Hanım'ın iki bacağını ayrı iki tane deveye bağlayarak develeri ters yönde koşturmak suretiyle kadıncağızı ortadan ikiye ayırarak şehit ederler. O durumu gören Yasir, yapılan baskılara rağmen öldürüleceğini bildiği halde yine de imanı inkar etmez. O da şehit edilir. Sıra Ammar'a geldiğinde Ammar bakar ki durum feci. Şimdi bir insanın dirisi ölüsünden her zaman makbuldür. Nitekim dinimiz de bu konuya cevaz verecek şekilde Ammar'a gelen ilham doğrusuna o imanını gizli tutmak şartıyla evet, onların istediği şekilde konuşur. Nitekim bu durum Peygamberimize intikal ettiğinde Peygamberimiz şöyledir, ona müsaade ederseniz şuraya aldığım nottan okumak istiyorum. Hocam çok özür dilerim, bu da bir açıklık getirelim de izleyicilerimizin anlaması açısından. Biz burada bu ayeti, bu hadisi, bu olayı anlatırken konuya şöyle bir şey getiriyoruz değil mi hocam yani? İslam'da tedbir, İslam'da istihbarata karşı tedbir, İslam'da taviz verme değil de yani nefes alma adına, nefes alma, sırat-ı müstakim yolunu devam ettirme adına yani muvaffakta için müteakkiz olmak. Şimdi bakın, gibi. Biraz böyle açarsa. Kısaca oraya değindim. Şöyle, buyur hocam. Şöyle evet. Değindim oraya. İnsanın ölüsü dirisinden her zaman makbuldür. Yani açarak konuşursak. Yani evet. Burada dirilik için, dirlik için, varlığını idame ettirebilmek için çalışmak, çaba göstermek gerek. Biz şimdi var olmasak, burada din hakkında ne konuşabiliriz? Var olmasak değil mi? Var olmasak dinimizin gereğini nasıl anlatabiliriz? Onları anlatabilmemiz için öncelikle varlığımızı temin etmemiz gerek. Mesela dinimizin bizden istediği nedir? Öncelikli istediği varlığımızın temini, ondan sonra ibadetlerdir ki bunun varlığımızın temini için örnek olarak Bakara suresi 30. ayeti gösteririz ki orada şöyledir. Ben
yeryüzüne sahip çıkacak kimse yaratacağım. Bizim Allah. Yeryüzüne sahip çıkabilmemiz için var olmamız lazım. Ve varlığımızı günün şartları mucibince idame ettirme mecburiyetimiz var. Bunun yanında Zahire'nin altı evet, olsa evet. gerek. İnsanlar yalnızca bana ibadet etmeliler. Allah Allah. Mealinde bir açıklama var. Onu maalesef öyle bir değiştiriyorlar ki ben insanları yalnızca ibadet etmeleri için yarattığım gibi değiştiriyorlar ki yani insanlar için varlığın temini önemli değil. Onlar ibadet etsinler yeterli. Halbuki ibadet edebilmen için varlığını temin etmen lazım. Dolayısıyla varlığını temin edecek tedbirleri de her zaman göz önünde bulundurmak lazım. O tedbirlerden birisi nedir? Eğer hayati ihtiva ediyorsa, kalbinde saklamak suretiyle karşı tarafa yani bir hile bazında hile şeriye yani evet, orada. Aynen öyle. Ne diyor orada Peygamberimiz? Bakın Ammar başından ayağına kadar imanla doludur. Allah Allah. Başından ayağına kadar imanla doludur. İmanı onun etine kanına bulaşmıştır. Ey büyük Allah. Dedikten sonra Ammar'a dönerek, bakın burası çok önemli. Şimdi biliyorsunuz Peygamberimizin sözleri hadis ve Allah'ın ayetleri de ayetleriyle birleştiğinde bir kuşun kanadı gibi insanlar şayet bir kuş olsa da cennete doğru uçacaksa mutlaka kanat olarak hadis ve ayetleri kullanmak zorunda. Burada hem hadis hem ayet konu hakkında hem hadis hem ayet evet. bir arada kullanılıyor. Hadis ki Peygamberimizin hadisi burada ne diyor? Seni Ammar'a hitaben söylüyor bunu. Seni yine zorlarlar ise istediklerini söyle buyurdu. Allah Allah. Ammar ne yapmıştı? Annesi babası şehit olduktan sonra kendisine yapılan baskı karşısında imanını gizli tutmak şartıyla kafirlerin istediği şekilde konuşmuştur. Ve Peygamberimizin hadisi ne oluyor burada? Seni yine zorlarlarsa o zorlama karşısında istediklerini söyle. Evet. Aynen karşımda ayet ne diyor? Kim iman ettikten sonra Allah'ı inkar ederse kalbi iman dolu olduğu halde inkara zorlananlar hariç diyor. Kalbi iman dolu, inkara zorlanıyor. Onlar hariç. Evet. Kim kalbini inkara açarsa işte Allah'ın gazabı bunlarladır. Onlar için büyük azap vardır. Yani zorlamaları harici, zorlanman haricinde inkar edersen azaba uğrarsın. Ama hayati ihtiva ediyorsa orada kesinlikle kendini kurtarmak için gerekli tedbir alacaksın. Burada yemin bahsine girmişim işin içerisine ki insanlar çeşitli şekillerde yemin ederler, edebilirler. Onların bir tanesi mesela genel anlamı şudur. Bir iddiayı kuvvetlendirmek veya bir taahhüdü yerine getirmek için Allah'ı kendine şahit tutarak söz vermeye yemin denir ki onların başında da vallahi kelimesi gelir. Billahi de özür dilerim. Billahi de vallahi daha da güçlendirme babında söylenir ki yani Allah şahidim olsun ki yani vallahi güçlendiriyor orada değil mi? Billahi de güçlendirdiğiniz zaman evet. Vallahi demek evet. Yemin etmektir. Yani Allah şahidim olsun ki demektir. Billahi de o iddiasını güçlendirmek. Yani. Allah burada benimle beraberdi. O benim ne yaptığımı biliyordu işte. Dolayısıyla burada bu bulunduğum taahhüt doğrudur. Mealinde bir sözdür bu. Dolayısıyla bunun harcında işte şu olsun bu olsun birilerini kendine şahit tutarak bir şey taahhütlerde bulunmak yemin değildir. Burada yeminlerin en ünlüsünün, en önemlisinin kelime-i tevhid veya kelime-i şehadet olduğunu iddia ediyorum ki orada Allah'ın varlığını, birliğini yani tevhide olan inancını özümsüyorsun, iman ediyorsun, bilin ve ikrar ediyorsun. Yani bunu kabul ettiğine dair açığa vuruyorsun.
nedir? Sana ibadet şekillerini önce bahsettiğim gibi Bakara 30. surede yeryüzüne sahip çıkman gerektiğini sana açıklamış. Sen yeryüzüne sahip çıkman için gerekli olan ne yapacağına dair söz vermişsin. Evet, evet. Zahire 56'da belirttiği gibi Allah'a ibadet edeceğine dair söz vermişsin. O ibadetlerin başında ne geliyor? İslam'ın 5 farzı geliyor. İslam'ın 5 farzında ne var? Bakın burada salam, selam, hac, zekat, kelime-i şehadet gibi alışılmış nakarat halinde söylenen bir şey vardır. Lakin orada anlık ibadet, günlük ibadet, aylık ibadet, yıllık ibadet, ömürlük ibadet. Yani Allah, seni bir andan bir ömre doğru sürükleyen ibadet şekilleri var. Anlık ibadet nedir? Mesela kelime-i şehadet veya kelime-i tevhid. Yeri, zamanı belli değildir. Müsait olduğun hallerde temizlenmen gereken yerlerde veya tuvalet dışında, evet hocam, her an söyleyebilirsin. Günlük ibadet, ibadetlerin başında gelir ki namazdır. Niye namazdır? Seni temizliğe teşvik eder ve sağlığını teminatıdır, teminatçısıdır. Sağlığını temin etmeden varlığını idame ettiremeyeceğine göre demek ki sağlıklı bir ibadet tamamlayıcısı da olamayacaksın. Onun için namaz ibadetlerin başında gelir. Yani aslında ibadetlerin başında gelen tevhid kelimesidir ki, evet, orada imanını ikrar etmiş oluyorsun. Ondan sonra aylık Ramazan'daki tutacağın oruç gelir ki o her yıl iç organlarını, vücudunu, metabolizmanın oluşturan hücrelerin tamamını dinlendirir. Sana bir fırsat tanır, kendi kendini yenileme fırsatı verir. Bakın her şey senin için. Allah için burada hiçbir şey yok. Hep kendin için. Ondan sonra ki mesela aslında zekattan sonra namazdan sonra gelen ibadetlerin en önemlisi zekattır ki zekat ihtiyacı olanların ihtiyacını karşılayarak insanların şeytanın elinde daha kolay yem olmasını önlemeye yöneliktir. Şeytan insanları dünya malıyla aldattığı gibi bundan başkasına zaten gücü yetmez. Dünya malından mahrum kalan insanları isyana sürüklemesi çok daha kolay olur. Bakın işte şunun şu kadar mal varlığı varken sen Allah'ın kulu değil misin? Senin niye bir şeyin yok? Gibi sözlerle insanı ne yapar? İsyana sürükler. Allah'a isyana sürükler. Dolayısıyla onun o isyana, şeytana kapılmaması için malının zekatını belli ölçüde verilen zekatı vermekle mükellefsin. Ki o senden hiçbir şey götürmez. Mesela zekat maldan verilecek miktar iken bir de ilimde verilecek miktar vardır. Mesela ilim yayıldıkça, açıklandıkça çoğalır. Zekat da aynıdır. Allah Allah. İlim açıklandıkça çoğalır. İlim bilginin açıklandıkça çoğalır. Bilgi çoğalır. Evet. Bilgi açıklandıkça çoğalır. Elhamdülillah. Bilgi tohum gibidir. Şimdi tohumu ekmeden çoğaltma şansınız var mı? Yok. Aynen. Tohumu çoğaltmak için ekmeniz lazım. Toprakla birleştirmeniz lazım. Bilgi de aynıdır. Bir Allah'ın cihan olsanız, bilgi küpü olsanız, bunu hiç kimseye açıklamasanız zamanla o körenir, dumura vurar. Allah Allah. Hiçbir işe yaramaz. Mal da aynıdır. Şimdi bakın, ülkemizde o kadar zenginler vardı. Onlar o paraları kazanmak için nice faaliyette bulundular, nice etkinliklerde bulundular. Evet. Gece gündüz uyku uyumadılar. Ama örnek olarak da vermemize zannederim bir sakınca yoktur. Mesela yakın zamanda kaybettiğimiz bir Mustafa Koç, ondan önceki kaybettiğimiz bir Sakıp Sabancı. Evet. O kadar paraları vardı. Onlar paralarını kazandılar. Fakat paraları onları kazanamadı. Allah Allah. Paraları onları kazanamadı. Bakın, insandan para kazanabilir. Çok miktarda para kazanabilir. Lakin o paranın miktarı küre kadar olsa, yer küre kadar olsa dahi insanı kazanamaz. Dolayısıyla o insan günü geldiğinde mutlaka ahirete irtihal edecektir. Dolayısıyla orada siz giderken götüremeyeceğiniz miktarda ki
sizi yeryüzüne sahip çıkmak için yarattıysa, siz olmayanları da beraberinize taşımakla mükellefsiniz. Allah-u Teala kimilerinden alır, şükrünü dener, pardon sabrını dener, kimilerine verir, şükrünü dener. Allah Allah. Yani vermek aslında şükretmektir. Vermemek, Allah'tan şükrüne esirgemektir. Dolayısıyla burada insanların sabrını sabrıyla geçirmeye çalışanlara eğer gerekli yardımı yaparsanız, kimin malını kimden esirgiyorsunuz? Allah'ın malını Allah'ın kulundan esirgiyorsunuz. Var mı böyle bir şey? Kesinlikle olamaz. Mesela bizde kimileri çıkar, ol orada, falancıya hakkımı helal etmiyorum. Falancı dedi Allah'ın kulu. Hak dediği Allah'ın malı. Ama siz Allah'ın malını Allah'ın kuluna helal etmediğinizi ima ediyorsunuz. İfşa ediyorsunuz. Halbuki Cenab-ı Allah sana diyor ki, onu affederseniz ben karşılığında size mükafat vereceğim. Hakkınızı helal ederseniz karşılığında size mükafat vereceğim. Onun için hayır bir bağış, bir mükafat bahşediyor. Ama bunu karşısında tutuyorsunuz da illa benim dediğim olacak. Bu da kuruntu diyelim, başka bir şey demeyelim. Burada geçmişi ne olursa olsun bu sözü veren kimse anadan doğmuş. Ha. Kelime-i tevhid olayına geliyoruz. Anlık ibadet, yıllık ibadet. Zekattan geldik. Bir de hac olayı vardır ki bu da yine tevhidde, yani birleşmede, bir bütün oluşturmada belli bir noktada buluşmadır ki orası az sonra işleyeceğimiz İslam'da ticaret için de çok önemli bir konu teşkil ediyor. İnsanların birleşme noktası ilk buluştukları Arafat bölgesinde insanların toplamadır ki Arafat'ta biliyorsunuz konu hakkında herhangi bir mesnedi olmasa da işte Havva anamızın Seylan adasına Adem babamızın Hicaz'a indirilmesinden bahsedilir ki Hicaz denilen yer Arafat'tan ibaret değil. Akabe Körfezi'nden başlayıp Cidde'nin güneyine kadar inen yaklaşık 850 kilometre uzunluğunda bir cephedir, bir coğrafi bölgedir. Lakin bu Havva anamızla Adem babamızın indirilmiş oldukları bölge, onlar her ne kadar birlikte indirilmedilerse birbirlerine çok uzak bir alanda da indirilmediler. Ve Arafat'ta bulundukları yeri, bir araya geldikleri yeri, onların Arafat'ta buluştukları yerin adı halen cem yeri olarak geçmektedir. Yani insanların da ibadetlerinden bir tanesi, ömürlerinde en az bir kez gücü yetenler cem olsunlar, cumaat oluştursunlar, birbirleriyle fikir teatisinde, alışveriş teatilerinde bulunsunlar. Kimin neye ihtiyacı var, kim ne satabilir, ne sarf edebilir, hangi ihtiyacını ne yolla temin edebilir ki bu da ticari aktivitelerde işleyeceğimiz konulardan birisi. Bu da insana gerekli olan şeydir. Yani Allah'ın insanlara dikte ettiği şeyleri, bakın dikte etmedir bu. Taviz yoktur. Cenab-ı Allah bir şey yapacaksınız dediyse o şey yapılacaktır. Ha. Yine de onu sana bırakmıştı. Yapılmaması takdirde yapmamakta da seni serbest bırakmıştır ki seni sana akıl vermiş, fikir vermiş, irade ihtiyar sahibi. İrade iç yüzüye senin elinde. Senin elinde. Evet. Ama o tane yetki vermiş kıyamete kadar. Evet, yani külli iradenin kendisinde olduğu gibi cüz'i iradeyi sana vermiş. Seçip beğenmiş, özgür kılmış. Sen şimdi burada tutup da dünyevi, az önce bahsettiğimiz gibi şeytan insana hiçbir şekilde etki edemez. Sana etki edebileceği tek unsur ya dünyevi varlıkları olduğundan daha cazip göstererek sana ahireti unutturur veya kendi ağına düşürdüğü insanları musallat ederek seni takip etmen gereken çizginin dışına çeker. Allah Allah. Seni yapacağım nedir? Aklını kullanmaktır. İslam akıllı olanların dinidir. Nitekim Sad suresi 29. ayet de buna işaret eder ve şöyle der: Resulüm, biz bu Kur'an okuyup anlamanız ve akil olanlarınız ondan öğüt almanız için indirdik. Yani burada ne diyor? Kur'an, İslam akıllı olanlar için vardır. Peki herkes akıllı mı? Bir de akıl özgü
özürlü deriz. Yani aklı yetmeyenler için. Allah Allah. De bu dünyada çok şey yaratılmış. Yani onlar da bizimle aynı haklara tabi tutulmuş. Onların haklarını korumak da bize yüklenmiş. Yani biz, biz deyince haşa, yani akıllı olanlar aklı yetmeyenlerin de ibadetinden sorumlu, onların bakımı, varlığını korumasıyla sorumlu tutulmuştur. Evet hocam. Yemin etmek aslında konuyu işleyelim derken, kısaca işleyelim derken. Yani o kadar güzel konular var ki. Hocam ben de şurada sana yetişmek istiyorum. Sormanla böyle bir katılmak istiyorum. İzleyicilerimizin taleplerini iletmek istiyorum. Ama şükürler olsun heybemiz dolu hocam. Rabbim bu heybeyi helal olarak mana aleminden gelen bir heybe ruhuyla insanların kulaklarına, zihinlerine ve beyinlerine vermeyi nasip etsin. Biz başka bir dua edemiyoruz. Sınır, değil mi hocam yani? Sınırı yine geçtik de. Evet. Ben şimdi konuyu kesmeye çalışıyorum. Fakat devam o kadar fazla ki kesemiyorum. Devam etmek istiyorum. İkilemede kaldığım zaman da böyle işte kopukluklar oluyor. Onu da artık bağışlanma diliyorum. Başka bir şey demiyorum. Burada yemin etmek aslında mübah bir davranış biçimi olmakla birlikte gereksiz yere yemin etmek ve çok yemin etmeyi alışkanlık haline getirmek doğru değildir. Hani bunlar aslında hiç girmeyelim bu konuya. Biz ticarete girelim. Evet, İslam'da İslam ticaret. Şimdi ticaret. Biraz çok bir dakika olmayacak inşallah. Şunu söylemek istiyorum. Hatırlarsan yolda hasbihal ettik bu manada. Müslümanlar şöyle böyle 2 milyara yakın Müslüman var. Şöyle böyle değil yani. 18 milyon Yahudi olduğunu söylüyorlar dünyada. Musevi olduğunu söylüyorlar. Dünya 7 milyara yakın nüfus var. Şöyle böyle tam rakam bilemiyor sen de. Bir bak şöyle bir dünya. 18 milyon Yahudi, Musevi dünyayı ahtapot gibi yakalamış. Parmaklar arasında, avucunun arasında benim işim, benim aşım, benim milletim, benim şeyim diye kendisi insan, kendisinin dışındaki tüm insanlar mahluk ona göre. Evet. Böyle bir sistemde bunları kanını emerek, bunları sırtından nemalanarak dünyayı yönetmeye çalışıyorlar. Peki, hangi yolu takip ediyorlar burada hocam bunlar? Ticaret. Ticaret. Peki kim ticareti emretmiş hocam? Şöyle bir peygamberlere bir bak. İki cihan serveri gelmeseydin cemana yaratmazdın bu alemi buyurdu. Allah-u Teala'nın Habibim dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki gençliğinde peygamber olmadan önceki hali 40 yaşında peygamberi gelene kadar Hazreti Hacı annemizin sağ kolu, onun en güvendiği insan, emir-ül müminin, emin insan ki bütün insanlar kervanları ona vermek istiyor. Ne buyurmuş hocam? Kazancın onda dokuzu ticaret, ticaretin onda dokuzu cesaret. Peki ey Müslümanlar, biz la ilahe illallah Muhammed Resulullah demişiz. Neden o tabi olduğumuz peygamberin buyruğunu yerine getirmiyoruz? Buyur hocam. İşte ben böyle bir yemin, giriş bakın, yapmak isterim. Buyur. Bakın işte yemin. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişiz. Evet. Yani biz onun çizgisinden gideceğiz diye Allah'ın huzuruna söz vermişiz. Bu nedir? Bu yemindir işte. Aynen. Lakin burada onun sözüne değil de bize cazip gelen şeytanın hoş gösterdiği şeylerin peşinden gitmişiz. Az önce bahsetmiş olduğunuz 18 milyon Yahudinin ticarette yüzde olarak 18 milyon insan, yaklaşık 7 milyar kalan 7 milyarın abluk altına almış, %50'sinden fazlasına söz sahibi. Evet. Yani o 18 milyon %51 hakka sahipken ticarette kalan 7 milyar %49'a sahip. Bir diğer açıdan baktığımızda evet, 2 milyar nüfusa sahip olan İslam aleminin gayri safi milli hasılası bu birkaç yıl önceki istatistiklere göre Almanya'nın milli hasılası kadar. Allah Allah. Bakın bir Almanya'nın milli hasılası
ki Almanya'yı düşünün. Evet. Dünyadaki etkinliği, ekonomik etkinliği 3. 4. sırada. Bir de 1. 2. sırada olanları düşünürseniz İslam aleminin toplamının tamamen üstünde bir rakama sahipler. Bizim o rakamları yakalamamız için ne yapmamız lazım? Ticarete hem işaret hem rivayet olunduğu aynen gibi sahip çıkmamız lazım. Mesela ilk insanı Arafat bölgesinde cem eden Allah-u Teala son peygamberi Hazreti İbrahim'le beraber Hazreti İsmail'in sulbünde aynı yere taşımış. İsmail ve annesi Hacer'i otu ekini olmayan bir yere bırakmış. Orada bize öyle bir şey anlatılıyor ki o bölge otu ekini bitmeyen bir yer, ticarette, alışverişte dünyanın göz bebeği haline gelmiş. Burada o kadar enteresan olaylar var ki Arafat bölgesinde, Mekke bölgesinde ot ekin bitmemesine rağmen Allah Celle Celaluhu o insanların doyacağı rızkı Himalayalarda teşkil etmiş. Himalayalardan akan topraklarla beraber, örneğin doğuya akan bir ırmak, iki tane nehir, Gök ve Sarı ırmak, yani Yangtze ve Hongho diye iki tane ırmak Çin'e doğru akıyor. Çin'de oluşturduğu dünyanın en büyük Mezopotamya'sında yetişen ipekleri ticari ürün haline getiriyor. Oradan ticaret kervanları çıkıyor. Hindistan'dan dolaşarak geliyor. İşte Kızıldeniz'den girecek, Basra Körfezi'nden girecek. Oralarda satacaklar. Bu ticarete aracılık yapan peygamberimiz ve onun ataları o malları aracılık edecek. Oradan gelir elde edecek. İnsanları Hac suresi 27. ayette bahsedildiği gibi insanlar her yıl Kabe'yi ziyarete gidecek, orada buluşacak, orada ticari etkinlikler yapacak ve orada müthiş bir sirkülasyon, bir tanışma, kaynaşma, zenginleşme peyde olacak ki bakın otu ekimi bitmeyen yerde Cenab-ı Allah nereden, hangi vesilelerle neler teşkil ediyor ve insanları nereye taşıyor? Bu nedir? Ticaretin insana kazandırdığıdır. Oradan bir şey imal etme şansınız olmadığı gibi karnınızı doyuracak, ekini ekecek dahi alan yok. Ama Cenab-ı Allah onun ekininin ekileceği toprağı tuttu, Himalayalarda yarattı. Ki Himalayalarda bir şey mi oluyor? Himalayalarda çok şey oluyor. Himalayalarda, o buzullarda, o soğuk havada, o toprak suyu emdikçe zenginleşiyor. O su dondukça genleşen toprak böyle bir diyafram gibi çalışıyor. Erozyonlarla beraber vadilere iniyor. Vadilerde büyük zenginlikler oluşturuyor. Ve o tükenmiyor. Rüzgar erozyonuyla kalkan tozlar oralara tekrar gidiyor, aynı işlemden geçiyor vesaire. Yani insanın istihdamı için her şeyi yaradan Allah Celle Celaluhu en son insanları yaratıyor ki insan için artık hiçbir şey kalmamıştır. Önemli olan insanın aklını kullanarak kendisini ihya edecek, varlığını temin edecek yaratılmışları tespit etmek, onu gün ışığına çıkarmak ve onu gün ışığına çıkardığı müddetçe de Allah'ın uluhiyetini teslim edecek, idrak edecek seviyeye gelmek hepimizin boynunun borcudur diyelim. Şimdi burada almış olduğum notlardan yola çıkarak ticarete biraz daha genişlik getirmek istiyorum. Orada müsaadenizle şöyle notlardan okuyacağım. Ticaret, belli bir kazanç elde etmek amacıyla yapılan alım-satım etkinliğine ticaret dendiği gibi ticaretin en efdal olanı insanların zaruri ihtiyaçlarına hitap eden mamül malların nakit
veya takas yoluyla yapılanıdır. Bir başka tabirle bedende ruh neyse yaşamda ticaret odur. Yani ticaret aslında o kadar önemlidir. Burada ticareti Müslümanların elinden almaya çalışıldığı gibi ticaretin başlangıç noktası olarak da kalkolitik çağdan bahsederler ki bunlar bizim dışımızda geliştirilmiş olan yani şöyle diyeyim apokrif yani apokrif demek mesnetten yoksun. Mesnetler sadece belli bir senaryo şeklinde, senarik vaziyette hazırlanmış verilerden yola çıkarak belirlenmiştir ki ne dedik orada? Orada tabii ki yine tıkandım. Affedersiniz. Not al hocam. Not al. Konuşurken. Şimdi evet. Konuyu biraz... Kalem var yani. Tamam. Evet. Kalkolitik çağ. Şimdi kalkolitik çağla sınırlarlar. Yani değişim aracı olarak madeni paralara kullanılmaya başladığı dönemden bahsederler ki aslında ticaret ta Şit Aleyhisselam'a kadar iner. Kalkolitik çağ dedikleri normalinde milattan önce 2000 yıllarına dayanmakta. 2000 yıllardan ondan sonrasını hesap edersek yaklaşık 4000 yıllık bir tarih zamanlar tekabül eder. Halbuki insanlığın yaşı Hazreti Şit'in yaşı daha eskidir. Daha da eskilere dayanır. Nitekim Hazreti Şit döneminde Hazreti Adem döneminde veya Hazreti İdris dönemindeki Hazreti Nuh ve Hazreti Adem arasında yaşayan peygamberler döneminde indirilen 90 suf insanların ne yapmaları, yaptıklarına, yaptıklarından tüm o zamanki insanları nasıl yararlandırmaları gerektiğine dair bilgiler gelmiş. Lakin o bilgiler bizden hep inkar edilmiştir. Burada yine okuyarak devam etmek istiyorum. Tüketici ve aracı olmak üzere genellikle üç taraflı tüketici ve aracı olmak üzere genellikle yani alıcı, satıcı ve aracı olmak üzere üç taraflı olarak icra edilen ticaret mal alım satımında olduğu kadar kültür alışverişinde ve insanların tanışıp kaynaşmasına dair çok önemli rolleri beraberinde yürütmektedir. Sevgili Peygamberimiz 12 yaşından itibaren tanık olduğu ticaretini daha sonra meslek olarak seçmiş ve Risale makamına erişinceye kadar ticaretle iştigal etmiştir. Dolayısıyla onun sünnetlerinin başında ticaret geldiği gibi ticarette hilmeye tevessül etmek aynı zamanda sünnete ihanet etmekten farksızdır ki imanından taviz vermek istemeyen bir Müslüman dünya malından daha çoğunu kazanmak için peygamberin sünnetine hile karıştıramaz. Burada ticareti daha sonra meslek olarak seçmiş ve Risale makamına erişinceye kadar ticareti iştigal etmiştir. Biliyorsunuz herkesin bildiği gibi peygamberimizin ticaretle tanışması amcası Ebu Talip'le çıkmış olduğu kervanlarla başlamıştır ki onun da sefere çıkıldığında elde edilen karların daha çoğunu görenler, fark edenler hep onu kervanların yanına götürmeye çalışmışlar. Götürenler daha çok kar ettikçe peygamberimiz bu hususta aranan insan olmuş ve onun ticaret maksadıyla gitmiş olduğu yörelerde insanlarla tanışıp kaynaşması, o insanlardan almış olduğu zevk, onların kültürlerini öğrenmesi, kendini geliştirmesi zaten İslam'ın yayılmasında başlıca rol oynadığı gibi yani ticaretin aynı zamanda İslam'ın yayılmasında da çok önemli etkenlerin başına geldiğini göstermektedir. Nitekim ticaret o dönemlerde sadece para kazanma amacıyla değil, bir medeniyet, kültür aşılaması nedeniyle de çok çok önemli yere sahipti. Peygamberimizin amcası Ebu Talib ile yürütmüş olduğu o ticari faaliyetler Hazreti Hatice anamızla evlenmesine kadar uzanmış ve Peygamberimiz Hazreti Hatice anamızla evlendiği 25 yaşından sonra amcası Ebu Talib'in evinden ayrılarak Hatice anamızın evine yerleşmiştir. 40 yaşında
Risale makamına erinceye kadar geçen 15 senelik zaman zarfı hakkında gerekli bilgi sunulmamaktadır. Bunun tek nedeni o zaman zarfında Peygamberimizin iştigal etmiş olduğu ticaretten biz Müslümanları haberdar etmemektir. Yani Peygamberimizin Hatice Anamızın evine taşındığı 25 yaşından itibaren geçen 15 yıllık zaman zarfında en önemli olay henüz 35 yaşlarındayken yaşanmış olan bir Hacerül Esved taşının yerine oturma, orada yapmış olduğu bir hakemlik olayla sınırlıdır diyebiliriz. Bunun haricinde onun ticari faaliyetlerini ancak bir Rahip Bahira olayından ve onun yanı sıra yine Rahip Nastura, yani Rahip Bahira ve Rahip Nastura olaylarında onun ticaretle iştigal ettiğini ve ticareti hangi amaçla ne şekilde yürüttüğünü görüyoruz. Bundan sonra gelişen ticari olaylara maalesef az önce bahsettiğimiz gibi Yahudiler sahip çıkmış. Müslümanlar sadece ibadetle meşgul edilmişlerdir. Halbuki senin varlığını temin etmen ve Allah'ın uluhiyetini tespit etmen için yapman gereken Allah'ın varlıklarının içerisinde gizlenmiş olan kimyasal maddeleri, kimyayı diyelim, nasıl ki insan bir beden, bir ruhtan ibaretse, her türlü materyal da hem cisimde hem evet, nedir o? Kimyadan, yani fizikten ve kimyadan ibarettir. Yani o kimyaya indikçe Allah'ın uluhiyetini tespit ediyorsunuz ki kimyayı, cismin, fiziğin içerisinde gizleyen Allah nelere kadir değildir. Örneğin şurada bizim bu sesimizi duyurmaya aracılık eden şu aletlerin, bu görüntüleri yansıtan şu aletlerin tamamı varlıkların içerisinde gizlenmiş gerçeklerdir. Gizlenmiş gerçekler. Varlıkların içerisinde Allah gizlenmiş Allah. Gerçeklerdir. Şimdi bunların hiçbirini yoktan var etmemiştir, hiçbir mucit. Var olanı gün ışığına çıkarmıştır. Nitekim Edison bunu çok iyi söylemiştir. Edison lambayı icat ettiğinde ona tapınmak istemişler. Sen yaratıcısın demişler. Bakın işte böyle bir şey yok iken sen ışığı, lambayı icat ettin. O diyor ki hayır diyor, ben hiçbir şey icat etmedim. Var olan şeyi gün ışığına çıkardım, o kadar. Olmasaydı bunu yapma şansım var mıydı? Yoktu. Şimdi şu lambalar, bu spotlar bugün olağanüstü bir şekilde bir hizmette bulunuyorsa, bunu kimse icat etmemiş, var olanı gün ışığına çıkarmıştır. Çok önemli bir konu çıktı hocam ortaya. Bir orada bir şey size söylemek istiyorum. Var olanı ortaya çıkarmak diye bir olay varsa dünyada, evet, demek ki kainat gelene kadar, kıyamet kopana kadar o kadar dünyada olacak şeyler hazırlanmış, bekliyor değil mi raflarda? Yok, daha yaratılmış. Öyle diyebilir miyiz tabii, yani? Tabii, caizse. Tabii. Yeni keşfedilecek, bilmediğimiz daha neler hazır bekliyor. Allah sana irayi cüzeyi vermiş, onu kullan, onu bul, raftan indir diyor. Doğru mu hocam? Aynen öyle. Buyur hocam, aynen devam. Aynen öyle. Şimdi nitekim, açıklık getirmek istedim. Alim ne diyor? Bildiklerimi bir kenara bırakın da bilmediklerimi üst üste koysam arşa merdiven mi olur? Öyle Allah güzel Allah. Bir şey var. Yani ayette şu an sureyi, ayeti hatırlayamıyorum. Allah Teala ilimden bahsederken ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa benim ilmimi yazmaya yetmez diyor. Onlar tükenirdi, benim ilmim tükenmezdi. Elhamdülillah. İlim nedir? Kullanılabilir olan bilgiyi gün ışığına çıkarmaktır. Kullanılabilir olmak ne demektir? İnsanın istifadesine sunulan nimet demektir. Yani nimet, varlığı kullanılır hale getirmek demektir. Nitekim Cenab-ı Allah bunun için şöyledir. Ben sizin ayaklarınızın altında ve başınızın üzerinde nice nimetler yarattım. Allah Allah. Burada başımızın üzeriyle bize uzayı işaret ettiği gibi ayaklarımızın altıyla da yerin derinliklerini işaret ediyor. Nitekim Peygamberimiz
daha o dönemde zenginlikleri yerin derinliklerinde arayınız derken, bugünkü Orta Doğu'yu işgale çalışan insanların burada oluş nedenlerine o zaman işaret ediyor. Burada ticaretin önemi, en kazançlı mesleklerin başında gelen ticaret, geleceğin teminatı olduğu gibi buna ahirette kavuşulacak olan mükafat da dahildir. Nitekim bu hususta nakledilmiş birçok hadis vardır. Burada, unutma sözünü değerli hocam, burada tüm hükümetlere, tüm dünya hükümetlerine, hatta çok affedersin grizde olan tüm hükümetlere hemen tavsiye edebiliriz değil mi hocam? Ticaretle uğraşın, üretin, üretin, üretin diyebilir miyiz aynen hocam? Aynen öyle. Zaten üretmeden bir başkasının malını satmaya ticaret de denmez bence. Hazırcılık yani. Mesela adam Amerika'da üretiyor, Japonya'da üretiyor, fakat dağıtım, tüketim merkezi Avrasya ve Afrika. Evet. Yani Avrupa, Asya, Afrika dünyanın en önemli kara toplumunu oluşturan bu bölge, dünya nüfusunun da kahir ekseriyetini oluşturmaktadır. Yani her tüketici insandır. Hayvan senin neyini tüketiyor? Allah Celle Celaluhu onun yetki vermiş ona. Ayrı şekilde yaratmış. O orayla sen yani tüketeceksin. Mesela şurada bizim şu materyalleri kullanmamız tüketmektir. Elektrik, internet, evet. Şu bu. Bunu Japonya üretiyor, Amerika üretiyor. Sana yarın dedi ki, arkadaş kusura bakma, boynuz kulağı geçiyor. Ben bunları sana veremeyeceğim. Sen bunları dağıttığın, sattığın, pazarladığın sürece benim etkinlik alanım daralıyor. Dolayısıyla ben bunu kısacağım aynen, dedi. Aynen. Bak elin kolun tıkandı kaldı. Örneğin ekini otu bitmeyen Arabistan'ı, Mekke'yi ele alalım. O kadar insan oraya gidiyor. Karınlarını doyuracak bir şey kalmadığı zaman ne yaptı? Kaldı ortada. Mesela konulan ambargolar insanın başına ne işler açıyor? Örneğin bir İran gerçeği yaşıyoruz. Bugün İran dünyada en önemli kara topluluğuna sahip nadir coğrafyalardan birine sahip. Örneğin İran'da kış gelmez. Nasıl kış gelmez İran'da? Ya kar yağmıyor yani. Kar yağıyor. Ama bakın, kuzey kesiminde, Hazar dolaylarında kış, bizim Torosların devamı olan dağ silsilesinde kış gelir, kar yağar. Evet. Ama Basra Körfezi'nin aşağılara doğru, ekvator kuşağına doğru indiğimizde kar yağmıyor. Yani oradaki iklim soğuk olan bölgeyi takviye ediyor. Allah Allah. Birbirini hep takviye ediyor. Toprak geniş. Nüfusa oranla toprak çok çok geniş. Yani bizim üçte birimiz kadar, yani kilometre kareye düşen insan nüfusu bizim üçte birimiz kadar falan. Petrolü o şekilde alabildiğine yeraltı kaynakları var. Yerüstü kaynakları da o kadar şey. Lakin konulan ambargo yüzünden manevra yapamıyor, çalışamıyor. Aynen. Rahat değil yani. Eli kolu bağlanmış. Aynen, aynen. Nefes alabiliyorsa nereye kadar alacak? Aynen. Dolayısıyla insan geleceği görmeli. Mesela bizim kayıtlarımızın en başında Abdülaziz'in olsa gerek, İngiltere'ye gidiyor, çeşitli ürünler üretecek, İngiltere'den bir şeyler alacak, bir makine nasıl üretiliyor yerinde görecek, oradan aldığı şeylerle gelecek, ülkede ekonomiyi daha iyi hale getirmek için faaliyetlerde bulunacak. Lakin İngilizler ne diyorlar? Sen bırak üretmeyi, sen ürettiğinde sana bu 3 kuruşa mal olacaksa ben 2 kuruşa vereyim, 1 kuruş karın olsun. İngiliz'in amacı neydi? Kendi kolunu kesmemekti. Kendi sen kolunu kesmemek. Kendi kolunu, bindiği dalı kesmemekti. Vallahi. Sen tüketicisin. Sana o ürünü üretmeyi öğrettiği zaman sen üreteceksin. Sana ithal eden, ihraç eden İngiliz o kolunu kesecekti. Ama sana bir kuruşu kar göstermek için aslında senin elini kolunu sana bağlattı. Bize bu oyunu oynadılar ve biz bugün ticari faaliyette bulunulacak merkezi bir yerdeyken başkalarının tüketici konumunda kaldık
ve ticaret, ticarete önem vermemek bizi nereden nereye getirdi? Burada ticaretin, Peygamberimizin hadisleriyle bu konuya biraz değinmek istiyorum. Ticarete teşvik için vermiş olduğu hadislerden şöyle sorular var. Mesela bazı kimseler ticaret üçe aldığını beşe satmaktır. Bu da dinen pek uygun değildir diyorlar. Ticaretle uğraşmak, tüccar olmak uygun değil midir? Şimdi ticaret üçe aldığını beşe satmaktır. Ticaret bu değildir. Yani üçe aldığını beşe satmak değildir. Evet. Burada ticarette belli bir kar amacı gütmezsen zaten varlığını idame ettiremezsin. Lakin fahiş fiyatla ürün satmak dinimizde caiz değildir. Bunun bir örneğini konuyu açarken bunu izah etmek zorundayım. Bir teyemmüm olayı vardır. Bugün bu günümüzde her ne kadar geçerini kaybetmiş gibi görünse de vaktiyle İslam'ın yayılma merkezi olan Arabistan Yarımadası'nın iklim şartları insanları buna zorluyordu. Ve o zorlamalar karşısında insanları o zorluklardan kurtaracak çözüm önerileri öğretiliyor. Allah Allah. Burada teyemmüm. Örneğin gusül abdesti almak ihtiyacı hasıl olduğunda sana diyor ki teyemmümle gidebilirsin. Su buluncaya kadar teyemmümle idare edebilirsin. Yolculuk halindesin. Hayvanlarla beraber yolculuk yapıyorsun. Yolda mola verdiğin yerde gusül abdesti alman icap etti. Yanında suyun var. Lakin su yanındaki hayvanların ihtiyacını gidermeye ancak yeterli. Allah Allah. Diyor ki o suyu tüketmeyeceksin. Hayvanların ihtiyacı olan suyu harcamayacaksın. Teyemmümle su buluncaya kadar devam edeceksin. Eyvallah'ım. Burada ne kadar bir canı düşünüyor. Canı olan saygı. Hani diyor ya Yunus, canlar canını buldu. Bu canın yağma olsun diyor ya. Hani. Şimdi bakın. Evet. Çok önemli bir konu çıkıyor. Evet. Dolayısıyla bu konuda geçemeyecek. Evet. Teyemmüm alacaksın. Su bulana kadar gideceksin. Devam edeceksin. Bir yerde su buldun. Su derin bir kaynakta. Yıkanma ihtiyacını giderebilmek için, gusül abdesti alabilmek için o suyu almak istiyorsun. Lakin suyu almak senin için hayati tehlikeye ihtiva ediyor. Allah Allah. Canını tehlikeye atmayacaksın o suyu almak için. Teyemmümle devam edeceksin. Gittin, devam ettin. İleride suyu parayla satıyorlar. Lakin suyun ederi 3 kuruş. Şimdi buraya geleceğim. Suyun ederi 3 kuruş. Ama adam ondan 10 kuruş istiyor. O 3 kuruşluk suya 10 kuruş verip fahiş fiyata teşvik etmeyeceksin. Ona o parayı vermeyeceksin. Allah Allah. Ki alışmasın. Bakın. Evet, evet. Ticaret aldığını kafana göre stok yapıp istediğin gibi daha çok kar amacıyla satacak şekilde ayarlamak değildir. Şunu diyebilir miyiz hocam? Başında, ortasında ve sonunda hep insan haklarını gözetmiş. Hep insan hakkı. Elhamdülillah. Hep insan hakkı. Müslüm, gayrimüslüm demeden. Hayır. İnsan olarak. İnsan, bakın ey insan. Eyvallahım. İnsana canlı. Ne büyük bir din. Sadece. Ne büyük bir sevda. Evet, evet. Sadece insana da değil, canlıya. Mesela orada hayvanının canını tehlikeye atmamak için hayvanının içeceği suyu kullanmayacaksın diyor sana. Allah Allah. Burada İslam'ın insana vermiş olduğu değer, İslam'ın canlıya vermiş olduğu değer, İslam'ın bitkiye, ağaca vermiş olduğu değer. Mesela ben şunu dedim, vaktiyle Hayrettin Karaca, malum olduğu üzere herkesin tanıdığı gibi. Ona Hayrettin ki, Karaman. Karaca. O da ayrı bir o zaman. Tema Vakfı Başkanı. Tamam, bu yaşlı rahmetli oldu değil mi? Evet. Allah rahmet eylesin. Bir çok uzun sürede bir hastalık geçirdi. Var. Vaktiyle Tema Vakfı ile de yakın ilişkilerim olmuştu. Onlara hatta şöyle bir öneride bulunmuştum ki bir zamanlar sene 90'lı yıllarda 10 milyar Meşe Palamut'u kampanyası vardı da ben demiştim ki ya hocam bunu Meşe Palamut'u kampanyası değil de gel şunu kuşburnu kampanyası çevirelim. Islah edilmiş kuşburnu Türkiye'nin her yerinde yetişen bir üründür. Kısa vadede istihdam oluşturur.
ve kar amacı güder. Erozyonu önlediği gibi insanların da gelir hanesine yazılır ve müthiş bir kazanç elde etme şansı doğurur diye bir şey yapmıştım da şu dedi kampanyayı bitirelim ondan sonra ona bakarız. Ne o kampanya bitti, vay, ne onun sağlığı el verdi, ne de kuş burnu benim dediğim şekilde geliştirildi. Örneğin bugünkü kullanmış olduğumuz sebze, meyve olarak kullanmış olduğumuz ne varsa yemişlerin tümü ıslah edilerek bugünkü haline getirilmişti. O kendi haliyle doğada yetişen kuş burnu ıslah edilip de gerçekten insanların hizmetine sunulacak olsa bu hem istihdam hem ticaret malzemesi oluşturacak ki mesela vaktiyle bu devleti yönetenlerden bir tanesi fındık için dağ ürünü dediği halde bugün tarım ürünlerde ihracatımızda ilk sıraya bir numarayız yani neredeyse dünyada. Evet. Bu sene 3 milyar dolar gibi zannederim bir ihracat rakamına ulaştık şu haliyle ki bu çok büyük bir rakam. Ve bu dağ ürünü değil ıslah edilmiş bir ürünün insana kazancı ticarette getirmiş olduğu gelir olarak görebiliriz. Hocam burada şöyle bir şey de çıkıyor mu? Biz insan olarak, ümmet olarak, Müslümanlar olarak uyanık olmalıyız. Allah'ın ilk emrine hep sahip çıkmalıyız. Tüm 6666 ayete sahip çıkıyoruz ama o ikrası var ya, o ikra, o kadar çok sahip çıkmalıyız, o kadar çok araştırmalıyız, o kadar çok mutmain olmalıyız ki bu manada, yani böyle seferber olmalıyız ki mutlaka hayrımıza dönecek sonucu. Şimdi bu seferber olmanın, bu sahip çıkmanın, ikraya sahip çıkmanın. Buyur hocam. Bakın, bizi hep ahirete yönlendirirler. Evet. Hep ahirete yönlendirirler. Halbuki bizim dinimiz diyor ki, dünya ahiretin tarlasıdır. Yani. Ekmeden, çalışıp çabalamadan, karnını doyuramayacağın gibi, bu dünyayı değerlendirmeden, öbür tarafta huzura giremezsiniz. Elhamdülillah. Lakin bu dünyayı değerlendirmeyi kendine hanelerine yazan az önce bahsettiğiniz 18 milyon Yahudi veya ehli salih 2 milyar Müslümanı maalesef bazen oynatıyor. Sadece ayrıca yönlendirmiş hep öldürecekler de tüketim sahalarını yok ederler mi? Ben İnsansam onlar için bir numara tüketiciyim. Ve tüketici olarak kalmalıyım ki onlar üretimlerini refah bir hayat sürmeye devam etsinler. Evet. Halbuki ben örnek olarak yaratılmışım. Benim kitabım bu dünyada yeryüzü hayat şartlarına nasıl uyum sağlanması gerektiğini, nizamın, intizamın nasıl teşkil edileceğini en iyi şekilde açıklamış. Haklar, hukuklar. Şimdi şeriat kelimesi kullandığında o kelimeyi bize öcü gibi göstermişler ama şeriatın Allah'ın belirlemiş olduğu anayasa olduğunu, insanların uyması gereken yasaların başına geldiğini bize unutturmuşlar. Yani burada şeriatçılık anayasa diye karşı gelmek. Belki bu kelime yine ters etti doğuracak. Lakin bu kelimenin Türkçe anlamını düşündüğünde ters etki doğuracak hiçbir şey yoktur ki. Burada biz konuşmalarımız yeryüzünde varlığını idame ettirmenin kuralları nelerdi? Onu anlatmaya çalışıyoruz. Aynen, aynen. Burada tekrar Peygamberimizin bu konuda, ticaret konusunda yapmış olduğu hadislere değinmek istiyorum. Peygamberimiz cevabında şöyle diyor, az önce bahsettiğimiz ticaret 3'e aldığını 5'e satmaktır gibi bir soru geldi. Dinimizde ticaret de doğru tacirde övülmüştür. Allah Allah. Peygamberimizin hadise bakın ne diyor. Ticaret de doğru tacirde övülmüştür. Birkaç hadis-i şerif mealen şöyledir. Az önce buyurduğunuz gibi. Bereket ticarettedir. Yani bereket ticarettedir. Ticarettedir. Rızkın 10'da 9'u ticarette, biri de hayvancılıktadır. Allah Allah. Şimdi insanlar varlığını idame ettirebilmekleri için ne yapmaları lazımdı? Beslenme, barınma, korunma üçlemi vardı. Şimdi beslenip barınıp korunmak için de ziraat, zanaat, ticaret. Mesela ziraatta tarım ve hayvancılık. Tarım ilk sırayı hayvan alırken
hayvancılığı da bir tarafa itmemek gerekiyor. Rızkın 19'u ticarette, biri hayvancılıktadır. Cennette ticaret olsaydı, bakın. Cennette ticaret olsaydı, çok önemli bir şey. Cennette ticaret olsaydı, evet. Manifaturacılığı emrederdim. Allah Allah. Burada manifatura nedir? Manifaturacılığı emretmek nedir? Zannederim bahsettik, ticarette önemli olan en zaruri ihtiyaca hitap etmektir. Manifaturacılık da beslenme, insanın yaşaması için ihtiyacı olan enerjinin, yani oksijen ve gıdanın dışında en önemli şey manifaturacılıktır. Yani hani beslenme, barınma, korunma dedik ya, korunmanın birinci ayağı olan giyim kuşamdır. Aynen. Ne diyor burada Peygamberimiz? Cennette ticaret olsaydı manifaturacılığı emrederdim. Allah Allah. Zannederim bu açıklama bir şeylere işaret ediyor. Buraya şöyle bir ibare düşmüşler. Çünkü Ebu Bekir manifaturacıydı demişler. Aslında bu olay amacına saptırılmıştır diyorum. Şimdi bu ibareyi buraya düşmek, amaç Ebu Bekir'e uymak değildir. Ebu Bekir o günün şartlarında öyle yapmıştır. Zengin, iş adamı, tabii, yatırımcı, üreten o zamanın. Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimesinde der ki, biz hükmü geçen ayetlerimizi yenileriyle değiştiririz. Orada çok güzel bir şeye değiniyor. Hükmü geçen ayetlerimizi yenileriyle değiştiririz. Değiştirdik demiyor. Eğer değiştirdik deseydi onun üzerinde oynama hakkı vermiyordu sana. Değiştiririz derken onun izni olmadan zaten hiçbir şey yapılamayacağı gibi günün şartları neyi gerektiriyorsa o şartlar muadilinde sen zamanı değerlendirmekle yükümlüsün ki nitekim Hazreti Ali'nin biliyorsunuz ünlü bir sözü var. Çocuklarınızı kendi zamanınıza göre değil bir sonraki zamanlara göre yetiştirin. Çünkü aynı zamanda kendi zamanınıza değil bir sonraki derken gelecek manasında. Gelecek tabii. Evet. Gelecek zamanlara göre yetiştirin. Çünkü aynı zamanlar için yaratılmadınız. Yani burada geçmişle mukayese edilmek, geçmişte yapılan bazı uygulamalara aynı şekilde uymaya çalışmak gerçekten dinimizde, hani irticacılık diye üzerimize gelirler ya, dinde Allah'ın üzerine gelirler, orada onlara bir haklılık payı verir. Lakin İslam dini diyor ki, iki günü müsavi olan Müslüman zarardadır. Her günün bir öncekinden, yarının bugünkünden mutlaka ileride olmalıdır. Allah Allah. O zaman ne yapacağız biz? Hani iki günü bir arada olan zarardadır. Zarardadır. Var ya. Evet. Evet. Yani yarınını eğer bugünden daha ileride tutmadıysan zarardasın. Rahmetli babam şöyle derdi, oğlum gavur niye ilerliyor biliyor musun? Bak gavur niye ilerliyor? Bak ne ibretli bir söz. Gavur niye ilerliyor biliyor musun? Akşama kadar bizi çalışır, akşam paydos edeceğimiz zaman yarınki yapacağımız işten ufak tefek bize bir şey yaptırır diye yarınki işini biraz hafif kolaylasın. Yani daha kolay. Hafiflesin işte. Evet, yarınki Allah. İşinden bugün mutlaka bir şeyler yaparak yarınki işi daha da hafifletir. Her günü aynı yaparak işlerinin daha hızlı gitmesini sağlar derdi. Ha biz de ne yaparız? Saate bakarız. Ne zaman bitecek de gideceğiz. Ya ne zaman, aynen bak. Ne zaman bitecek de gideceğiz. Ey büyük Allah. Mesela benim iş hayatımda hatalarımdan birisi şuydu. Birçok hatanın yüzünde zaten iş hayatımda başarılı olamadım. Saat 5'te iş yerini paydos ediyorum. Orası bir üretim yeri. Tıpkı memurlar gibi. Cuma günleri benim tatil günümdü. Cumartesi, pazar çalışırdım. Tamam. Cuma günü camiye mi gidecek gitsin. Alışverişimi tamam. Yapacak gitsin. Tamam. Resmi dairelerde işim var gitsin. Hepsi açık. Ama cumartesi pazar bir resmi daireye işi düştüğünde bunu göremediği gibi mesai gününe gelip benden izin istemek zorunda kalacak. Ben hem dinimin icaplarına uymak hem de olur olmaz vakitsiz zamanda izine muhatap olmamak için cuma günlerini tatil yapmıştım. Evet. Lakin
birçok hatalar yapmışım. Mesela 5'e çeyrek kadar ben kaydus ederdim. İşçiye temizlik yapmaları, etrafınızı temizleyin. Makinaları sağa sola güzel çarpın, 15 dakikayı öyle ayarlardım. Aslında evet, babamın tabiriyle gavur öyle yapmıyor. Gavur, yarın üreteceğim maldan sen paydus edinceye kadar bir miktarını daha ürettiriyor ki yarın daha çok mal üretsin. Her güne daha çok mal sıkıştırsın. Üretimini daha da artırsın. Yani doğru olan buymuş. Evet, evet. Tekrar gelelim Peygamberimizin hadislerine, ticaret konusunda vermiş olduğu hadislere. En iyi kazanç el emeğiyle kazanılandır. Ticaret de makbuldür. En iyi kazanç el emeğiyle kazanılandır. Burada Hazreti İsa ile havariler arasında geçen bir olayı nakletmek istiyorum. Evet hocam. Havariler bir gün gelirler Hazreti İsa'ya, bizden daha makbul insan var mı? Allah indinde bizden daha makbul insanlar var mı? Diye sorarlar. Hazreti İsa der ki, bu neyin nereden çıktı, bu makbulluğun, bunu nasıl karar verdiniz? Bakın diyor, ne zaman acıksak Allah Teala bizim ihtiyacımız olan yiyecekleri cennet nimetlerinden gönderiyor, biz onunla karnımızı doyuruyoruz. Onlar çıkarıyor. Hayır diyor Hazreti İsa. Sizden daha makbul insanlar var. Allah Allah. Allah'ın Resulü nedir o? Diye sorduklarında o alın teriyle kazananların sizden daha makbul olduğudur. Eğer bir insan alın teriyle kazandığını yiyorsa cennet nimetleriyle beslenen insanlardan daha makbul. Elhamdülillah. Sana alın terinin önemini anlatıyor. Allah Allah. Nitekim Peygamberimiz de burada hadisinde ne diyor? En iyi kazanç el emeğiyle kazanılandır. Şimdi burada bunu sadece Hazreti İsa'nın bir olayı olarak naklettiğimizde belki olaya daha sıcak bakılabilir. Ama Peygamberimizin bu konuda yapmış olduğu açıklamaların birçoğu saklanmıştır. Evet. İstanbul Küçük Çekmece'deki TLFS'nin Medyagrup canlı yayın sunumunda canlı yayınımız Anadolu Ruhu devam ediyor efendim. Araştırmacı, gazeteci, yazar, tarihçi, can dostumuz, can hocamız, FSM Medyagrup danışmanımız Necmi Karakuş'la beraberiz. 1 saat 13 dakika oldu efendim. İslam'da ticareti konuşuyoruz. Ticaretin Anadolu Ruhu'ndaki önemini konuşuyoruz. Sizden gelen mesajları da almak istiyoruz. Bize sorularınız varsa buradan sosyal medya adresinden Hayrullah FSM TV çalışır sosyal medya adresinden de sorabilirsiniz inşallah diyoruz efendim. Devam ediyoruz. Evet. Buyurun hocam. Evet. Şimdi Peygamberimizin diğer hadislerine doğru gidelim. Yine bir hadisi şu. Doğru tüccar peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir. Doğru tüccar. Doğru tüccar. Allah'ın. Peygamberler, peygamberler kimlerdir? Allah'ın en seçilmiş kullarıdır. Allah Allah. Seçilerek insanlara önder, insanlara rehber yapılmış kimselerdir. Peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir. Elhamdülillah. Burada sıddıklar, sadakatından taviz vermeyen, sadakatından yani Allah'a ve sadakatından, sadakatından. Evet, tabii sadakat. Ki. Şimdi Allah'a yani Kur'an ve sünnete olan rabıtasında, bağlılığında araya hiçbir şey giremeyecek kadar sıkı fıkı olanlar şehitlerle beraberdir. Şimdi şehitler biliyorsunuz toprağı uğruna, aslında bu konuya özel bir zaman ayırıyor. Evet. Bin defa ölürüm de adına leke sürdüm ben. Gururdur, namustur bayrak ve sancak. Aksa da kanın korkma, haini güldürmem. Evet, şehidi anlatıyor orada yani. Şimdi, evet. Toprak o kadar önemlidir ki. Evet. Toprağı korumak adına can vermek o kadar ulviyet gerektirir, o kadar ulvi bir şeydir ki burada aslında
geçenlerde işlediğimi zannediyorum. Şehide bu kadar önem vermenin asıl kaynağı toprağın önemini vurgulamak. Allah Allah. Doğru tüccar kıyamet günü arşın gölgesinde olacaktır. Burada Peygamberimizin hadislerinin başında ticaret geldiği gibi sünnetlerinin başında, yani onun sözleri hadis, hareketleri sünnettir. Hareketlerinin de en yoğun olanı da ticaretle iştigali gelmiştir. Ve dünyevi kendini istihdam edecek varlığın yanı sıra almış olduğu o kadar hanımını ve onların beraberinde getirdiği yetimleri de, şimdi onun hakkında, Peygamberimizin son evlilikleri hakkında belirli rakam telaffuz ederler. Lakin o hanımların birçoğunun yanında getirdiği yetimler de vardı. Allah Allah. Peygamberimiz onları da bakmakla mükellefti ve onların icabı halinde mihirlerini vermekle de mükellefti. Dolayısıyla o varlığın tümüne sahipti Peygamberimiz. O varlığın tümüne sahip olmasının temel kaynağı Hatice anamızın mal varlığı iken, o mal varlığında Peygamberimizin de hakkı vardı. Nitekim Cenab-ı Allah ona öyle bir kapı açmıştı ki onu hiçbir zaman dara düşürmemişti, doğumu hariç. Şimdi doğumundan belli bir yaşa dedesi Abdülmuttalib'in ölüp de amcası Ebu Talib'in yanına geçinceye kadar ki Cenab-ı Allah onu şefaat menbaı olarak hazırlamış, sabır menbaı olarak hazırlamış ve onun çocukluğunu birçok örneklerle gözler önüne sunmuştu. Lakin o örneklerin çoğu bizden saklandığı gibi, ayetlerle sabit olduğu gibi, mesela Halime anamızın yanındayken göğsünün yarılarak kalbinin temizlenmesi, tekrar yerine konmasını haber veren ayetlerde olduğu gibi, bazı ayetlerle onun hakkındaki gerçekleri öğrenebiliyoruz. Bunun hakkında iletişim sistemine, yani haberleşme sistemine daha çok sahip olan İsrailiyat bizim onu nasıl tanımamızı istedilerse biz o kadarını öğrenmişiz. Allah Allah. Ama inşallah Rabbim o kapıları açacak. Bu millet daha güzelini, daha da gerçek olanını bundan sonra öğrenecek diye ümit ediyorum ve eminim diyemiyorum ki inşallah da. Bu manada sana katılıyorum. Tabii belli miktarlarda, hani yayınımızın ortasında, başında da demiştik ki bazı konularda hem fikiriz, bazı konularda söylüyoruz, muhalefet değiliz ama eksikleri söylemeye çalışıyoruz. Burada dostluk adına, güzellik adına, ülkemizin menfaati adına askeri konularda Türkiye Cumhuriyeti şu anda elhamdülillah çığır açıyor. Evet. Burada hemfikir miyiz hocam? Yönetme adına, ülkemizi mamur etme adına, ülkemizin ama ne olur bize tank ver de hatırlarsan 60 iyi yaşın, senin yaşın müsait, ben ilkokuldayım, Marşal Yardım'ı iyi hatırla. Ya Hüseyin ben deriz, ne gereği var efendim? Ne gereği var? Ben sana verovan veririm. Biz uçak üreteceğiz artık. Kamyon üreteceğiz, şey üreteceğiz. Öyle çalışmaya girmişiz. Sakın ha, ne gereği var? Ben sana ucuz ucuz veririm diye Marşal Yardım adı altında bize elimizi ayağımızı bağlayarak ucum ağzımıza meme vererek, affedersin, çocuk memesi gibi. Buyur hocam. O günlere, açmak istedim o konuyu. O günlere birebir yaşadım. Evet. Bize süt verirlerdi. Aynı yaşadık, süt oldu. Ekmek verirlerdi. Aynı. Ekmek verirlerdi. O eski kete gibi böyle. Tenis çuvallar vardı. Çuvallara koyarlardı. Çuvalların kılları şimdi. Evet, evet. İyi hatırlıyorum. Ekmeklere bulaşırdı. Aynen. Bize hademeler dağıtırdı. Evet. O hademeler sütleri pişirirlerdi. Yağ verirlerdi. Heh. O yağı ekmeğe, balık yiyeceksin ki yani parmaklarıyla bir şeyler sunarak bizi kendilerine bağlamışlardı. Az önce konuya hani paralel bir şey açıkladık, Abdülaziz'e İngiltere'ye gidip de oradan evet, evet, bir şeyler öğrenmek, işin temelinde görmek için gittiğinde bir sürü taahhütle gelip de burada artık onlara pazar oluşturup onların vaatleri doğrultusunda işte ülkenin borçlanması vesaire. Yani konumuzun dışında olduğu için pek detayına girmedim olayı.
Nitekim yine benzeri şekilde Japonya'nın, Amerika'nın dünyanın uç köşelerinden çıkıp da tüketimin merkezi olan buralarda ürün tüketmelerine mukabil biz merkezden kolumuzu iki tarafa açtığımızda dünyanın nüfusu en yoğun olan bölgelerine ulaşabiliyoruz. O adam aracı kullanmak zorundayken biz hiç aracısız ulaşma imkanına sahip olduğumuz halde maalesef ticarete gerekli önemi vermediğimiz için bugün olmamız gereken noktada değiliz. Allah'a çok şükür. Önceye oranla çok iyi yerdeyiz. Yani şunu da diyebiliriz değil mi? Yani o gün o masal yardımının şöleğimizin tersiyle gidip de kendi ayaklarımızın üzerinde Gazi Mustafa Kemal'in başlattığı o hareketi devam ettirseydik, hani millileşme politikası vardı ya, hani hatırlar ya. Şimdi bakın. Sürebek fabrikaları her tarafa kurulmuş. Yani iyi hatırlar hocam ya. Çok iyi biliyorum. Ben evet. Özellikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir olayını birçok kez yazdım. Hatta bu konuda yapmış olduğum bir makale bizzat Atatürk'ümüzün çaycılığını yapmış kişinin o makaleyi okuyup da ağladığını hatırlarım. Allah Allah. Ki bu insan, Atatürk'ün çaycılığını yapan o insan Darülaceze'den geliyor. Allah. Ben hastanede yatıyorum Yedikule'de. O da aynı koğuşa düşüyoruz tesadüfen. Ben hastanede yatarken makalemi yazıyorum. Yazdığım makaleyi gazeteye göndermeden önce okuyorum. O insan diyor ki, ya Türkiye'de Atatürk'ü bu şekilde tasvir edecek birileri var mıydı? Ve o tasvirim şuydu. Atatürk 1937'de Karabük Demir Çelik Fabrikalarının temelini atacak. Allah Allah. Bu fabrika, fabrikalar yapan fabrika olarak bilinir. Karabük Demir Çelik Fabrikalarının temelini atacağı yer Karaçalı denen bir mahalle ve Öğlebel Köyü denen bir köye bağlı. O köyde Safranbolu'ya bağlı. Safranbolu ilçesine bağlı. Atatürk o gün o fabrikanın temelini attığında 13 hane bir mahalle olan Karaçalı bugünkü Karabük adıyla o gün bağlı olduğu köyü bırak ilçenin daha ya, üzerinden ya, çıkarak ya. İl statüsü kazanıyor. Aynen, aynen. Ve ben orayı 1937 Nisan'ın kaçıydı hatırlayamıyorum da ben bir öneri olarak gittim Karabük Sanayi Odası Başkanı'na. Onu o günün artık zannederim 98 veya 99'da bir atılım, bir hamle bayramı olarak kutlanılması için TBMM'ye bir öneri olarak verelim de o günü bir kalkınma bayramı, bir girişimcilik bayramı olarak kutlanmasını temin için bir şeyler yapalım dediğimde bana dedi ki nerelisiniz? Dedim Samsun'um. Ya bir şeyler işin mi yok senin dedi. Düşünebiliyor musunuz? Ben Samsunluyum. Yaptığım araştırmalarda bir şeylerin olması için bir şeyler düşünüyorum ve onun hayata geçirilmesi için İstanbul'dan kalkıp Karabük'e gidiyorum. Ve adam bana diyor ki hemşehrim işin mi yok senin? Yani bürokratlar derken, şimdi Karabük'te o şekilde bürokrat varken aklına gelmişken Celal Kaya, bu zatı evet. Anmadan geçmeyeceğim Karabük İl Kültür Müdürü, yaşıyorsa kulakları çınlasın. Öyle bir zaruri halde ki çocuğu hasta çocuğunu Allah Allah. Tedavi ettirecek gücü yok. Bana diyor ki Necmi Bey bu durumdayım. Ayakkabısını kaldırdı, ayakkabısının altı delinmiş. Eyvallah. Burada ben tutup da Karabük'ten herhangi birisine aracılık yapmasını, çocuğunun tedavisi için yardımcı olmasını istesem yarın benim nüfuzumdan yararlanarak devletin işini kendi adına vasıta olarak kullanmaya kalkacak. Dolayısıyla burada kimseye açılamıyorum diyor. Lütfen yardımcı olun da şu çocuğumu tedavi ettireyim. Ve o insan 99'da mı Ecevit gelmişti? O bürokrat sürgün ediliyor. İl Kültür Müdürü iken İzmir Ali Ağa'ya öğretmen olarak atanıyor. Allah Allah. Yani bu ülkede şu particilik, siyasetçilik vesaire maalesef bu ülkenin çok çok gerilemesine neden oldu. Nitekim bugün benzeri olayı İstanbul'un bu yeni açılacak kanalında korulan itirazlarla görmekteyiz. Evet hocam.
Nitekim aynı şey geçmişte de olmuş. Boğaz Köprüsü'nün temeli atılırken, yapılma aşamasındayken CHP'nin bir propagandasını dinliyorum çocuğum. O gün köprüye verilecek parayla yüzlerce fabrika yapılacağını, o yapılacak yüzlerce fabrikada çalışacak yüzlerce insanla milyonlarca işçiye ekmek parası kazanılacağını, buna mukabil milyonlarca insanın ekmek parasının bir köprüye yatırılması kadar ucube, acayip, gereksiz bir şey olduğu anlatılıyordu. Sene 73-74. O köprüyü, o gün yapılan köprüyü bugün yok sayalım. İstanbul'un trafiği ne olmuş? Ve bugün yapılan yatırımlarla, Özal döneminde yapılan 2. Boğaz Köprüsü, şimdiki yapılan Yavuz Selim Köprüsü, yer altından, benzin altından, boğazın altından geçen tüneller, bunları yok sayalım, gereksiz görelim. Veya Atatürk Havalimanı, yani İstanbul Havalimanı, orayı yok sayalım. Yarın ne olur? Montrö Antlaşması'nın imzalandığı dönemdeki yeni trafiğiyle bugünkü trafiği kıyaslayalım. Ve aradan geçen zaman sonra İstanbul geri trafiğinin alacağı boyutu hesabını yapalım. 78'de mi 79'da mı patlamıştı o Independenta denen Roman gemisinin İstanbul'da Haydarpaşa açıklarında ihtiva etmiş olduğu tehlikenin ne zaman vuku bulacağı belli, aynı benzeri ve daha büyüğünün vuku bulacağı belli olmazken bunun daha da yoğun halde olmasının İstanbul için doğuracağı tehlikeleri göz ardı etmemek ve bunu gereksiz gibi göstermek, bunu da siyaset adına yapmak artık bu millete ne kazandırır, onun takdirinde artık sizlere bırakıyorum diyebilirim. Burada ben yine ticarete, Peygamberimizin ticaret hakkında söylemiş olduğu hadislere dönüyorum. Doğru tüccar cennetin hiçbir kapısında bekletilmez. Şimdi burada konumuz tüccar iken gördüğünüz gibi hep doğruluktan bahseder. Yani tacirin mutlaka doğru dürüst olmasından bahseder. Doğru tüccar cennetin hiçbir kapısında bekletilmez. En uygun kazanç şu tüccarındır ki ticarette yalan söylemez. Sözünden dönmez. Satarken malını methetmez. Yani malını övmez. Alırken de ucuza almak için başkasının malını kötülemez. Bakın, burada o kadar güzel şeye değiniyor ki, malını satarken, satabilmek için yalan söylemeyeceğin gibi daha ucuza mal edebilmek için başkasının mallarını da kötülemeyi yasaklıyor. Ki o insan da ona emek verdi. Onu, ona vücut kazandırabilmek için gerek üreterek, gerekse aracılık hizmeti yaparak o insanın hakkına da saygı duymayı Peygamberimiz hadis olarak anlatıyor. Korkak tüccar mahrum kalır, cesur tüccar rızka kavuşur. Yani ticaretin 10'da 9'u. Cesaretlidir diyen Peygamberimizin hadisi bu olsa gerek. Korkak tüccar mahrum kalır, tüccar rızka kavuşturur. Şu üç kimse başka himayenin bulunmadığı kıyamet günü Allah'ın himayesindedir. 1- Emin tüccar, 2- Adil idareci, 3- Namaz kılmak için vaktin girmesini hararetle bekleyen kimse. Şimdi adil idareci konusunda din ve siyasette işleyecektik de vaktimiz de yani o kadar ilerledi ki zannedersem bu bir dahaki haftaya sarkacak gibi. Namaz kılmak için vaktin girmesini hararetle bekleyen kimse. Yani namazı aradan çıkarmak için değil, o an seni o ana kavuşturan Allah'la bütünmek için o anı fırsat bilenler için bahsediyor bunda.
ticarette satıcının uyması gereken kuralların olduğu gibi alıcının da uyması gereken kurallar vardır. Bunların en önemlilerinden biri fahiş fiyata satılan malı almamak olduğu gibi diğeri de bir malı daha ucuza alabilmek için murdar etmemeye çalışmaktır. Konulara daha önce de girdik, anlattık zaten. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Hatice'den sonraki evlilikleri demişim. Bu konu, ticaret konusunu burada bitirdik zaten. O evlilikleri istihdam eden zaten ticaretle kazanılmış şeyler olduğunu da bahsetmiştik. Şimdi burada din ve siyaset konusuna alelosun geçelim bakalım ne kadarını yürütebiliyorsun. Şu üç kimse başka imanının bulunmadığı kıyamet günü Allah'ın imayesindedir derken emin tüccar, adil idareci, namaz kılmak için vaktin girmesine adil idareci. İşte burada adil idareci bölümünde siyasete değineceğim. Lakin bir dakika izninizle İstanbul Küçükçekmece 2 telli FSM Medya Grup canlı yayın stüdyolarında canlı yayınımız Anadolu Ruhu devam ediyor efendim. 1 saat 33 dakikadır yayındayız. Bir reklam koyacağız. Reklamdan sonra tekrardan yayınımız devam edecek efendim. Evet. Rabbimiz razı olsun. Rabbimiz hayırlar getirsin. Rabbimiz milleti İslam'ı sırat-ı müstakim yolundan ayırmasın. Ayırmasın efendim. Bir olmanın, iri olmanın, diri olmanın, birlik olmanın yolunu Rabbim hep bizlere yaşatsın. Rabbim hep bizlere yaşatsın diyoruz efendim. Evet. Yayınımıza başlıyoruz. Değerli başkanım, Nail Gün, efendim hoş geldiniz.
Thank you.
bazı yerlerden. Ya şimdi çok büyük ya. Öğrenmekte sen yer de var mısın? Yok, başka bir şey. Yani başka bir şey işte, bende de. Yani belki de tüm Türkiye'de ilgilendiren bir şey. Bu kadar internet benim hiç böyle olmuyordu yani. Ama çok da farkın da öyle değil. Borsa gibi bir şey değil ya. Gerçek
meal yazıyor arkadaş. Şeyde Hac Suresi'nin 27. ayette. Ya arkadaş bu böyle olmaz diyor. Kur'an'da oynayamayız diyor. Geçmişte nasıl intikal ettiği söyleyeceğiz. Ya bakın Cenab-ı Allah diyor ki biz hükümetin kanaatlerimizi inerimle değiştiririz diyor. Sen şimdi o günün şartlarına uyarlanmış. Mesela Peygamberimiz diyor ki sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenme öğretendinizdir. Aynen. Yani, orada biz ne yapmışız? Kur'an'ı öğrenmiş miyiz, öğrenmemişiz. Öğretmiş miyiz, öğretememişiz. Okumuşuz, dinletmişiz. Okumuşuz, dinletmişiz. Gitmişiz mektebe, en ufayı öğrenmişiz. Esle-i müşteri, şetle-i maddeyi bilmem, hemzelik, uzun elifi öğrenmişiz. Bilme, vuruşturmayı öğrenmişiz. O an biz Kur'an'ı biliyoruz. Kur'an'ın ne dediğinden haberimiz yok. Benim dilimi bilmiyoruz. Sana müsaade yok bir kere yani. Harfleri öğrenip birine çatıştırmayı öğrenmişiz ama ne demek istiyor? Sana Kur'an diyor ki, biz bu Kur'an'ı okuyup anlamalıyız ve ondan öğütler almalıyız gelin dedi. Mesela şeyde, evet hocam dinliyorum. Furkan 52. Düşmanlarınıza karşı bununla ve kuvvetlice mücadele edin. Allah Allah. Şimdi Furkan biliyorsun Kur'an'ın öbür adamı. Öbür ismi. Bir adam Furkan Kur'an'ı. Ne diyor? İtilabil Kur'an diyoruz ya hani. Evet. Bununla da kuvvetlice mücadele edin. Ya sen Kur'an'ı anlamamışsın derim. Arkadaş Kemal da sopayı yatırır. Düşmanın kafasına mı vuracaksın ona? Yoksa onun içeriğiyle mücadele etmesini mi öğreneceksin? Rahmetli babam derdi ki oğlum düşmana karşı en güzel silah mal varlığının derdi. Mal varlığı. Evet. Allah Allah. Bu gerçekten mi? Ben bunu hayatımda çok yaşadım. Mutlaka siz de yaşadınız, yaşıyorsunuz. Benim bir zamanlar iş adamıyken, durum iyiyken, arkadaş, ben de dostluk bir gayri. Dünya malı bir tarafı ettim, yine yöneldim, yemin ederim tatlı kalmam yani doğru dedim. Evet, evet. Bu da ilmi, hani ilmi garibanlığı bu var ya, ilim gerçekten böyle. Bakıyorum şimdi, ilimle uğraşan adamların paylaşmalarına bakıyorum. Mesela tavuklarında, 3'ü 5'inleri geçmiyor. Yani beynen bilen 3'ü 6'ları paylaşmalarına bakıyorum, yüzlerle. Allah, Mehmet Okuyan mesela, Allah. Adam bir görsen o Mehmet Okuyan bir izle. Neler yazıyor? Neler yazıyor? Mehmet Okuyan ne? İlahiyetçi. İlahiyeti sanki biraz baktığınızı iltifanı ve çok takip ederim. Ve bazı iyi yönleri var ama genel anlamda bu konuyu ilahiyatçı demek imanla tartıştık da genel anlamda elime geçse boğarım dedim de ya adam her şeye diyor ayetler örnek vererek diyor ya ayetler örnek vererek diyor da adam hadisi hiç kapmıyor uçurmaya çalışıyor. Hadisi hiç kapmıyor hadisleri. İşte dediğim o işte. Kuşu tek kanatla uçurmaya çalışıyor dedim o. Kuşun bir kanadı, ayet bir kanadı hadisse. Kuşu tek kanatla uçurmaya çalışıyor demekler onu kastetti. Şimdi Kur'an'da ayet hadis ismini yine şey yapamayacağım. Biz Adem'den eşini yarattık. Diyor. Ne demek bir Adem'den? Adem'den eşini yarattık. Yani Adem'in bedeninden kendi eşini yarattık. Rivayet şu, kabuğuna teminden, el teminden onu yarattı, yanlış yaptı. O konu biraz uzun. Orada diyor ki Mehmet Okuyan, Havva'yı ayrı yaratmıştır diyor. Ya ayetler diyor ki Adem'den yarattık Havva'yı. Havva'yı Adem'den yarattık diyor. O diyor ki Havva'yı ayrı yaratmıştır diyor. Adem'i yaratan Allah diyor Havva'yı yaratmaya gücü yetmeyecek mi diyor. Onu diyor onun bedeninden yarattı. Ya onu bedeninden yaratan ayrı bir güç iken şimdi onu ayrı yaratacak Allah Havva'yı Adem'in bedeninden yaratacak güce sahip değil mi yani? Nasıl demek istiyor? Aynen. Şimdi yani dediğim gibi bu Mehmet Okuyan'ın bazı şeyleri var. Buna mukabil öyle saçma yönleri var ki boğazım geliyor. Yani şeyde
Şükrü Ahmet Hoca. O bizim Fransa'da bir Osmanlı'dan biri söyledi de Sultan Ahmet Camii'nde namazı kıldı. Çemberli taşta defnedildi. O Şehzade Mustafa Türbesi babası orada defnedildi. Şimdi o gün cenazedeyim. Abi Sultan Ahmet Camii'yle Çemberli taşın o ara araç trafiğine kapandı. İki taraf. Evet. Halk böyle sıralanmış. Cenaze kortej arabası geçiyor. Giriş yasak. Peşinde iki tane siyah araba geliyor. Ben merak ettim o siyah arabaları. Hem gidiyorum hem arkadan böyle cenaze arabasının önü sıra halkın önünde millet şey olmuş. Türbeye doğru yürüyor. Gözüm geride. Geldi, şey durdu, cenaze arabası durdu, o siyah arabalar da durdu. Öndeki arabadan Cübbeli Ahmet indi. Allah Allah. Peşindeki arabadan da bodyguardları indi. Şuna bak. Şimdi, ya ben oradaki o manzarayı gördüm. Ya arkadaş, sen yürüs gerçekten doğruluğuna inandığın bir yolda olsan, o adamlarla o kadar... O kadar vadide altına cihazı ihtiyacı hissetmezsin. Demek ki affedersin, gök korku var sende. Peşinden o kadar vadide altı var. Gelen adam niyetimiz varsa paylaşacağız. Evimiz bu hocam, paylaşmak. Şunu unutma da şu mekanı söndürebilir miyiz? Sizin için alayım. Şimdi ekmeğe yatıyorum. Sakıyorum da bilmiyorum. Lavaş. Böyle hoşuma gidiyor. Ciğer aldım. Güzel bir ciğer kavurma yaptım. Onu buraya yapıp böyle dürüm yapıp yemek. O kadar hoşuma gidiyor. Evde akşamdan beri olan yapıp yiyor. Evet, evet. Eleman çalışsa hocam, benim var ya elim ayağım var. Sen dedi ki hanım mı senin elin ayağım? Hanım Allah razı olsun, ulaşık yükür, yemek düşür ama yetmiyor. Yetişemiyor, kendi işine yetişemiyor. Emlak tıkanıyor, arızalar geliyor. Onun için emlakçı mı çalışıyor hani böyle? Yok, ulaşık. Yani anlıyorsun değil mi? Araba altında, aile gösteriyor, canım, araştırıyor, sürekli kiralıyor. Müşteri geldi, emlakçılar alıyor, kiralıyor. Yani emlakçılar da buna sıcak bakıyorlar yani, iyi davranıyorlar bize, Fatma abla diye, abla diyorlar. Fatma teyze diye, Fatma Lide diye, 55 yaşında kalmıyor. Cahil Gülel diye emretiyorlar bir yere. Sahip çıkalım, alt terenler, sahip çıkalım. Alt teren devşimlerine sahip çıkalım. Bunun ihtiyaç olduğunu hissedelim.
ölçüler olsaydı, aynen. Bile olması bir nimet, biliyor musun? Evet. Partiye de alacağım bir tane tost makinesi. Yani evde de var, burada da var, bir de partiye alacağım ilçemize. Niye? Misafirler gelirse o tost yapacağım. Evet. Sucuk mucuk, bir de buzdolabı alacağım ikinci. Sucuk koyacağım, böyle insanlara böyle şey, bir kaşar peyniri. Açtır, susuzdur, yoldan gelmiştir. Hepsi çarşıdan kebap getirmiş. Ona biz öyle kuvvetli bir parti değiliz hocam. Gönül ister öyle olsun. Alo dediğinleri yemekler böyle dökülsün ama o AK Parti'ye mahsus bir şey yani o iş. Şimdi AK Parti'de hani dışarıdan destekçisi var, yoksa oradakiler de var. Biliyorum, biliyorum. Evet, elbette. Yarın ekmeğimizi de alalım, paylaşırız beraber. Aldan almak için. Bir şey söyleyeyim mi? İstersen su koydun mu? Su da koydun mu? Keyfine bak hocam. Canım hocam benim. Seviyoruz seni. Allah için. Ya da Allah'ın kadar beni deniyor. Belki Allah'ın kadar beni deniyor. Bunu hayırlı var. Sen yarını bilmiyorsun. Belki sen yapalım, para kazandıracağım, azacaksın. Şaşıracaksın, bir şeyler olacak. Rabbim belki hanım da sabır yapıyor bize ya. Allah'a teşekkür ederim. Hayır hayır, gönül istiyorum ya. Aramız olsun da bana böyle bir hürmetli bir şey, tatlı olsun. Ben istiyorum. Şu...
Thank you.
Ölmesin neydi ya?